Sevgili izleyenler merhaba. Ben Serkan Kıraç. Endüstrinin haftalık manşetlerinin yer aldığı Dijport Bülten'le yeniden karşınızdayız. İşte bu hafta sizler için derlediğimiz en önemli gündem başlıkları. Metal sektöründen 10 ayda 12.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 12.3 milyar dolara ulaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ekim 2022 dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 artışla 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sıradaki haberimizde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margaret Vestager'le görüşmesinin ardından basına değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, yaptığı açıklamada Türkiye AB için önemli bir ortak. Son dönemdeki global gelişmeler bizim ortaklığımızın önemini daha da arttırdı. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda, tarihi krizde Karadeniz Tahıl Koridoru herkesin imdadına koşan bir çözüm oldu. Türkiye burada anahtar ülke konumundaydı. Rusya, Ukrayna arasında esir takasında da Türkiye yine kilit noktadaydı ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Sakarya gaz sahasının dünyanın en hızlı ilerleyen deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçeceğini belirtti. Bakan Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlığının 2023 yılı bütçesini sundu. 2019-2023 strateji planı kapsamında enerji, arz güvenliğinden enerji verimliliğine, enerji ve tabii kaynaklar alanında teknolojik gelişmelerden yerleştirmeye, bölgesel ve küresel etkinliği arttırmaya, piyasalarda öngörülebilirlikten sürdürülebilir madenciliğe kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirildiğini anlattı. Bakan Dönmez, Sakarya gaz sahasını keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçeceğini belirtti. Ülkemizin 2021 yılı doğalgaz üretimi dikkate alındığında birinci fazda beklenen günlük 10 milyon metreküp üretime bağlı olarak doğalgaz üretimimizin yaklaşık 10 kat, ikinci fazda beklenen günlük 40 milyon metreküp üretime bağlı olarak ise yaklaşık 40 kat artacaktır açıklamasında bulundu. Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek 55 fabrikayla birlikte toplamda 7000 kişinin istihdamı hedefleniyor. Fabrikalar için ayrılan 55 parselin tamamı yatırımcılara tahsis edildi. Bu arsalardan 34'ünde kurulan fabrikalarda 3100 kişiye istihdam yaratıldı. Haftanın manşetleriyle sizler için hazırladığımız Dijiport bülteni sonuna geldik. Bültenimizde yer verdiğimiz haber başlıklarının detaylarına www.dijiportmedia.com haber portalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.